Fizik 801 Klasik Mekanik 18. Ders Burada sınavın kapsadığı konuları görmektesiniz. Son defaki kapsamın iki katı kadar. Kesinlikle bu konular daha zor. Bugün bu konuların çoğuna değineceğim ama hepsine değil ve belli sebeplerden dolayı çok derine inmeyeceğim. Zamanımız yok. Ve bugün üzerinde durulmayan konuların sınavda sorulmayacak anlamına gelmeyeceğini belirtmek istiyorum. Dikkatinizi şu iki anahtar kavrama çekmek istiyorum. İş enerji teoremi. Bu teorem aynı zamanda eğer bir cisim A noktasından B noktasına hareket ettirilirse cisim üzerinde yapılan işin B noktasındaki kinetik enerji eksi A noktasındaki kinetik enerji olduğunu ifade eder. Bu daima yer çekimi ve yay kuvvetleri gibi korunumlu kuvvetler için geçerlidir. Fakat aynı zamanda sürtünme gibi korunumsuz kuvvetler için de geçerlidir. Sürtünme kinetik enerjiyi azaltır. Sürtünme kinetik enerjiyi ısıya dönüştürür ve bu iş-enerji teoremi kullanılarak kolayca elde edilebilir. Bununla birlikte mekanik enerjinin korunumu sadece korunumlu kuvvetler için geçerlidir. Burada potansiyel enerjinin ve kinetik enerjinin toplamının korunumunu görmektesiniz. Ve şimdi kesinlikle kinetik enerjiyi ısı yoluyla kaybetmeyi göze alamazsınız. Çünkü bu durumda mekanik enerjinin korunumu geçerli olmaz. Böylece bu sadece korunumlu kuvvetler için kullanılır. İlk olarak teta açısına sahip olan basit bir eğik düzlem örneğiyle başlayalım. M kütleli cismin burada kinetik sürtünme katsayısı mu -k ve statik sürtünme katsayısı mu -s şeklinde. Bu nokta A noktası olsun. Eğik düzlemin en alt noktası B olsun ve eğim boyunca aralarındaki uzaklık L olsun. Bunun gibi bir problemde yapmak isteyeceğiniz ilk şey serbest cisim diyagramı olarak adlandırdığımız şeyi çizmektir. Bu cisim üzerine etkiyen tüm kuvvetleri göstermenizi ifade eder. Açıkçası burada MG çekim kuvveti vardır. Ve bu durumda yüzeye dik olan normal kuvvet vardır. Yüzey cismi yukarıya doğru iter ve bunu N normal kuvveti olarak adlandırıyoruz. Cisim aşağı doğru kaymak ister sürtünme onu yukarıda tutar. Aynı zamanda bir sürtünme kuvveti de vardır. Ve bunlar bunun üzerinde etki eden üç kuvvettir. Bu yüzden serbest cisim diyagramı ile daha fazlasını bilmeye ihtiyacınız yoktur. Fakat sizlerin bu cisim üzerinde uygulanan kuvvetin kesinlikle bu iki kuvvetin vektörel toplamı olduğunu bilmenizi istiyorum. Ve bu normal temas kuvveti olarak adlandırılır. Ve bu normal kuvvet tam olarak MG'nin aynısı fakat ters yönlüsüdür. Aksi takdirde asla dengede olmayacaktır. Bunu analiz ettiğimizde daima birbirine dik bileşenlere ayırırız. Hareket etmeye başladığı zaman Y yönünde herhangi bir iğme yoktur. İğme sadece X yönündedir ve bileşenlerine ayırmamızın sebebi budur. Fakat şüphesiz vektörel toplam aslında bu cisme yüzeyin uyguladığı itme kuvvetidir. Peki şimdi cisim kaymaya başlayıncaya kadar teta açısını arttırdığımızı varsayalım. Şimdi bu kuvvetleri bileşenlerine ayıracağım. X yönünde burada mg sinüs teta kuvvetim var. Ve çekim kuvvetinin y yönündeki bileşeni mg kosinüs teta eşittir. Y yönünde hiçbir iğme olmadığı için normal kuvveti aynı zamanda MG kosinüs teta olmalıdır. Eğik düzlemin açısını cisim kaymaya başlayıncaya kadar arttırıyorum. Ve bu sürtünme kuvvetinin olabildiğince maksimum olduğunu ifade eder. Ve bu da statik sürtünme katsayısı çarpı N şeklindedir. Ve bundan dolayı sürtünme kuvveti µS çarpı Mg çarpı kosinüs teta'dır. Kayma ne zaman meydana gelecektir? Sürtünme kuvveti ve Mg sinüs teta gerçekten eşit olduğu zaman. Eğer bundan bir miktar daha fazla gidersem kaymaya başlayacaktır. Ve bu durum Mg sinüs teta'ya eşit olduğu durumdur. Eğer Mg'leri götürürseniz µS'nin Mg tanjant teta'ya eşit olduğunu elde edersiniz. Bu kaymanın başladığı andır bu statik sürtünme katsayısını ölçebileceğiniz bir yöntemdir. Diğer taraftan eğer statik sürtünme katsayısını bilirseniz hangi açıda kayacağını tahmin edebilirsiniz. Şimdi cisim öyle durumdadır ki ona oldukça yavaş dokunsanız veya ona doğru üfleseniz kaymaya başlar. Ve şimdi yokuş aşağı doğru imenin ne olduğu ile ilgileniyorum. Bunun ivmelenmesinin sebebi bu sürtünme katsayısının şimdi müka değerine küçülmüş olmasıdır. Ve şimdi eğim boyunca artı x yönünde bir kuvvet vardır ve böylece Newton'un ikinci yasasını yazabilirim. M çarpı A pozitif x yönündeki net kuvvet Mg çarpı sinüs teta eksi sürtünme kuvveti ve şimdi bu mu k mg kosinüs teta olur. M'leri götürürüm ve böylece pozitif x yönünde im g çarpı sinüs teta eksi mu k çarpı kosinüs teta'ya eşit olur. Bu imedir ve şimdi doğal bir soru olabilir. B noktasına ulaştığında sürati nedir? Peki, bu dersin ilk haftalarında ne yapmıştık? Ve işin başında eğer eğimi bilirsek ve mesafeyi bilirsek ve ilk hızın sıfır olduğunu bilirsek bu durumda L mesafesinin 1 bölü 2 A çarpı T kare olduğunu söylemiştik. T A'dan B'ye gitmesi için gereken zaman ve böylece T 2L bölü A'nın kare köküne eşit olur. B'deki sürat ne olabilir? B'deki sürat A çarpı T'dir. Bunu 8.01 dersinin başlarında görmüştük. Ve bu eğer bunu A ile çarparsam kare kök 2A çarpı L olacaktır. Ve eğer bunu daha detaylı olarak görmek isterseniz bu durumda A imesini alıp 2L ile çarptıktan sonra kare kökünü almak zorundasınız. Böylece 2GL çarpı sinüs teta eksi μk çarpı kosinüs teta elde ederiz. Ve bunun tümünün 1 bölü ikinci kuvvetini alırız. Bu B noktasındaki sürattir. Fakat bunu bu şekilde yapmayabilirim. Bu yöntemi çok iyi bulmuyorum. Neden iş enerji teoremini uygulamıyorum diyebilirim. Neden cisim A'dan B'ye hareket ettiğinde ona uygulanan işin B noktasındaki kinetik enerji eksi A noktasındaki kinetik enerji olduğunu söylemiyorum. Şimdi onu sıfır ilk hızıyla bıraktığımı biliyorum. Böylece bu sıfır. Ve böylece B noktasındaki kinetik enerji açıkça 1 bölü 2 M çarpı vB karedir. Böylece bu şimdi iş enerji teorimini uygulamaya ve söz konusu olan tüm kuvvetler tarafından yapılan işi hesaplama işine dönüşür. Korunumlu ya da korunumsuz olsun hiç fark etmez. Ve bu 1 bölü 2 m çarpı vb kare eşittir. İlk olarak cisim a noktasından b noktasına giderken yer çekimi pozitif olarak iş yapar. Aşağıya doğru gidiyor ve yer çekiminin yaptığı iş miktarı artı mgh'dir. Fakat H, L sinüs teta eşittir. Ve bu aynı zamanda MGL çarpı sinüs teta olur. Bu pozitif iş yer çekimi tarafından yapılır. Böylece MGL çarpı sinüs teta eşitliğimiz var. Bu yer çekimi tarafından yapılan pozitif katkı. Ve şimdi sürtünme tarafından yapılan negatif bir katkı da var. Çünkü sürtünme kuvveti yukarıya doğru ve hareket ise aşağı doğrudur. Bunlar 180 derece zıttırlar. Bu durumda skaler çarpım hakkında endişelenmemize gerek yoktur. Çünkü açının kosinüsü eksi 1 ve böylece skaler çarpım işaretini koymayabiliriz. Ve sadece sürtünme kuvvetini alır, bu L mesafesiyle çarparsınız. Fakat kesinlikle eksi işaretini almak zorundasınız. Çünkü bu açının kosinüsü eksi 1'e eşittir. Ve böylece L ile μ'ka mg kosinüs teta şeklinde olan sürtünme kuvvetini çarpıyorum. Ve bu sürtünme tarafından yapılan negatif iştir. Ve bu 1 bölü 2 m v b kare eşittir. Ve m'leri götürüyorum. Eğer dikkatle bakarsanız eğer bunu kafanızdan yapmaya istekliyseniz 2'yi sola getirirsiniz ve 2 GL elde edersiniz. Ve daha sonra sinüs teta eksi mu k kosinüs teta ve tümünün 1 bölü 2. kuvvetini elde edersiniz. Tamamen aynı sonucu elde edersiniz. Ben nedense iş enerji teoremini kullanmayı daha uygun buluyorum. Sürtünme negatif iş yapar. Enerjiyi ısıya çevirir. Fakat bu iş enerji teoremi için sorun değildir. Ve sürtünmenin kinetik enerjiyi azalttığını biliyoruz. Hareket eden ne varsa sürtünmeden dolayı duracaktır. Eğer bir topacı döndürürseniz, topacın dönmesinin sürtünmeden dolayı çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Ve burada bir topacım var. Umarım onu birazdan görebilirsiniz. İşte burada. Minnacık bir topaç oldukça güzel bir kabaç. Onunla ofisinde oynuyorum. Onu döndürüyorum ve sürtünmenin kinetik enerjiyi yok ettiğini görüyorsunuz. Ve onu ısıya çeviriyor. Lütfen sıranın üstünde kal. Yere düşmeyeceksin değil mi? Eh düşmedi. Harika. Böylece sürtünmenin yapmış olduğu şeyi gördünüz. Kinetik enerji yok oldu ve şimdi ısıya dönüştürüldü. bu yüzey sıradan daha pürüzsüz ve ona burada bir dönme vereceğim. Böylece biraz daha uzun süre dönecek ve kesinlikle çok uzun sürmeyecektir. Ve kısa bir süre sonra düşecek ve duracaktır. Ve bu kinetik enerji ısıya dönüşmüş olacaktır. Tamam. Şimdi başka bir konuyla devam edelim. Ve şimdi hakkında konuşmak istediğim konu sarkaçtır. bir sarkacım var. Ve t eşit sıfır anında bu açı teta sıfır. Ve teta açısının ne olduğunu biliyorum. 5 derece ve bu yaklaşık olarak 0,09 radyandır. T eşit sıfır anında bu sarkaca t bir hız veriyorum. Bu noktayı B noktası olarak seçtiğim için bunu VB olarak adlandırıyorum. Bir yay çizecektir. Burayı A olarak seçiyorum. Bu bir daire. Ve cisim burada duracak. Ve burayı C olarak seçiyorum. Ve bu durumda bu açının yapabileceği maksimum açı teta maksimumdur. ve sarkacın uzunluğu kolaylık açısından 1 metre olsun. Bu bir küçük açı yaklaşımıdır. Teta maksimumu hesapladığımız zaman göreceğiniz gibi açılar asla büyük olamaz. Böylece çok iyi bir yaklaşıklıkla basit harmonik hareket elde edeceğimizi biliyoruz. Ve teta açısı teta maks çarpı kosinüs omega t artı fi şeklinde olacaktır. İsterseniz sinüs olarak da alabilirsiniz fakat ben daima kosinüsü tercih ederim ve omega eşit karekök g bölü l'dir. Sınav esnasında sizlere bazı eşitlikleri vereceğim fakat bunu vermeyeceğim. Bunu biliyor olduğunuzu varsayacağım. Ve sarkacın periyodu 2 pi çarpı karekök l bölü g eşittir. Bu durumda omega'nın ne olduğunu biliyoruz. Çünkü g'yi ve l'yi biliyoruz. Ve şimdi mantıklı bir soru olarak teta maksimum ne olabilir? Eğer bunu bilirsek bu durumda teta maksimumun ne olduğunu da bilebiliriz. Çünkü burası L çarpı kosinüs teta maksimum eşittir. Ve böylece burası L eksi L kosinüs maksimum şeklindedir. ve şimdi sıra cismin A noktasından ne kadar yükseğe çıktığını hesaplamaya geldi. Eğer bunu iki yüksekliğe ayırırsam, buna H1 ve buna H2 diyorum. Ve asıl bilmek istediğimiz şey H1 artı H2'nin ne olduğudur. Çünkü H1 artı H2, L çarpı 1 eksi kosinüs teta maksimum olacaktır. Ve böylece H1 artı H2'yi bildiğimiz zaman teta maksimum açısının ne olduğunu hemen hesaplayabiliriz. Şimdi H1'i hesaplamak çocuk oyuncağıdır. Çünkü biz bu B noktasını biliyoruz. Teta eşit 5 derece olduğunda cisim B noktasında. Böylece H1 eşit L çarpı 1 eksi kosinüs teta 0. Ve teta 0'ı biliyorsunuz. Bu durumda eğer sayılarla ilgileniyorsunuz bunu bulursunuz. Fakat sayılarla uğraşmayı sevmiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Benim size verdiğim değerler için bu değer 0,0038 metre olacaktır. Sadece 3,8 milimetre. Bu küçücük bir şey. Bu yönde çok büyük bir yer değiştirme fakat bu yönde çok küçük. Şimdi H1'in ne olduğunu biliyoruz. Peki şimdi H2 nedir? Şimdi mekanik enerjinin korunumunu kullanabiliriz. A noktasındaki çekim potansiyel enerjisinin keyfi olarak sıfır olduğunu kabul edelim. Ve mekanik enerjinin korunumunu uygulayalım. Bu A noktasındaki kinetik enerji artı A noktasındaki potansiyel enerji eşit B noktasındaki kinetik enerji artı B noktasındaki potansiyel enerji eşit C noktasındaki kinetik enerji artı C noktasındaki potansiyel enerji olduğunu ifade eder. Şimdi A'daki potansiyel enerji sıfırdır. Çünkü onu bu şekilde tanımladık. C noktasındaki kinetik enerji sıfırdır. Çünkü burada durmaktadır. Böylece 1 bölü 2 M V A kare eşit 1 bölü 2 M V B kare artı MG çarpı H1. Bu B noktasındaki potansiyel enerjidir. Bu A noktasındaki potansiyel enerjiden büyüktür. Dikey yükseklik H1'dir. Ve bu da Mg çarpı H1 artı H2 şeklinde olan C noktasındaki potansiyel enerjiye eşittir. Eğer eşitliğin bu kısmını kıyaslarsanız Mg, H1'leri yok edersiniz. Ve bu durumda M çarpı Vb kare 1 bölü 2 ile yazalım. Eşit mg çarpı h2 elde edersiniz. Ve buradan hemen h2'yi bulursunuz. h2 eşit vb kare vb bilinmektedir. Bu durumda bilinen bir değer olmalıdır. Size birazdan ne olduğunu vereceğim. Bölü 2g olarak elde edin ve bu VB değeri aklımdadır. Sayılar çok önemli değil. Sınavda nasıl olsa hesap makineniz olmayacak. Fakat bu hızı normal bir maksimum açı değerine sahip olmak için bu yönde 0,3 metre bölü saniye olarak verecektim. Böylece H2'yi biliyorum. Şimdi H2'yi bilmek kaydıyla H1'i de biliyorum. Bu eşitliğe gidebilirim ve teta maksimum ne olduğunu sorabilirim. Bu arada H2 0,0045'tir. Yani 4,5 mm. H1 3,8 mm'ydi. Şimdi H2 4,5 mm daha yüksektedir. Böylece teta maksimum kosinüsünü hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte eğer mekanik enerjinin korunumunu kullanıyorsak aynı zamanda iş enerji teoremini de kullanamaz mıydık diye kendi kendime sordum. Neden olmasın? Tabii ki bu da kullanılır. İş enerji teoremi bana cisim A noktasından B noktasına hareket ettirildiğinde onun üzerine yapılan işin B noktasındaki kinetik enerji eksi A noktasındaki kinetik enerji olduğunu söyler. Bu 1 bölü 2 M V B kare eksi 1 bölü 2 M VA karedir. Peki A'dan B'ye giderken yer çekimi ne kadar iş yapmıştır? Çünkü sadece iş yapabilecek kuvvet yer çekimidir. Gerilme iş yapmaz. Çünkü bu yönde olan gerilme daima hareket yönüne diktir. Ve iş kuvvet ile hareket yönü arasındaki skaler çarpımdır ve bunlar birbirine diktir. Böylece bu sıfırdır. Bu yüzden söz konusu olan kuvvet sadece MG yer çekimi kuvvetidir. A'dan B'ye gidildiği zaman yer çekimi tarafından yapılan iş eksi MGH1'dir. Cisim yukarıya gitmektedir. Yer çekimi negatif iş yapmaktadır. Ve bu eksi MGH1 e eşittir. Şimdi şu eşitliğe bakın. Eğer burada iseniz bununla şunu karşılaştırın tamamen birbiriyle aynıdır. Böylece iş enerji teoremi kesinlikle bir bakıma mekanik enerjinin korunumu ile aynıdır. Cismin B'den C'ye hareket ettiğinde yapılan iş, C noktasındaki kinetik enerji eksi B noktasındaki kinetik enerjidir. Bu 1 bölü 2 mvc kare eksi 1 bölü 2 mvb karedir. Ve bu cisim B'den C'ye hareket ettiğinde yer çekiminin yapmış olduğu iştir. Ve bu iş eksi MGH2'dir. Bu eksi MGH2'ye eşittir. Bu sıfırdır. Ve burada gördüğünüz şey ile şurada gördüğünüz şey tam olarak aynıdır. Her ikisi de özdeştir. Ve böylece iş enerji teoreminde kullanabilirsiniz ya da mekanik enerjinin korunumunu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böylece teta maksimumunu da hesaplayabilirsiniz. Gerçekten değerinin ne olduğunu isteyenler için teta maksimumun değerini artı eksi 7,4 derece olarak hesapladım. Daima iki açı değeri elde edersiniz. Ve radyan olarak bunlar artı eksi 0,13 radyan olacaktır. Açının kosinüsünün ne olduğunu biliyorsunuz. Daima iki açı değeri elde edersiniz. Bunu unutmayın. Bu konuda yapabileceğiniz bir şey yoktur. Ve şimdi kendinize fi'nin ne olduğunu sorabilirsiniz. Fi daima küçük bir baş belasıdır ve fizikte gerçekten fi için çok bir şey yoktur. Fakat ben fi'nin ne olabileceği konusunda başlangıç şartları konusunda biraz meraklıydım. Buna kısaca bir bakalım. Ve eğer fi'nin ne olduğunu bilmek istiyorsak başlangıç şartlarına bakmak zorundayız. T eşittir sıfır anında B noktasındaki hız bu yönde artı 0.3 ve bu durumda teta 0'a eşit olduğunu biliyoruz ve teta sıfırın ne olduğunu biliyoruz. Bu 5 derece yani 0.05 radyan idi. Ve bunları eşitliğimde yerine koyacağım. T eşit sıfır olduğu zaman teta'nın teta 0'a teta eşit olduğunu biliyorum. Teta sıfırın ne olduğunu biliyorum. Teta maks'ın ne olduğunu biraz önce hesapladık. Fakat t eşit sıfır durumdaki kosinüs fi. Ve böylece sonuç 2 fi değeri verir. Artı eksi fi 1. Her zaman bir artı ve bir eksi işaret eder dersiniz. Çünkü pozitif açının kosinüsü ile negatif açının kosinüsü aynıdır. Şimdi bu ikisinden hangisi olduğunu bulmak zorundayız. Bu arada teta maksimum artı eksi 0,13 radyan olduğunu bulduğunuzda ya artı değerini ya da eksi değerini seçebilirsiniz. Ben artı değerini seçtim. Fakat eksi değerini seçmiş olsaydınız bu durumda farklı bir faz açısı elde ederdiniz. Fakat eksiyi seçemezsiniz. Size sonucu ne olursa olsun sadece artı değerini aldığımı hatırlatmak isterim. Ve şimdi t eşit 0'da vb hızını bildiğim gerçeğini hesaba katmak zorundayım. Şimdi oradaki bu eşitliğin türevini alıyorum. Ve böylece d teta bölü dt elde ederim. Bu herhangi bir andaki radyan bölü saniye olarak açısal hızdır. Fakat bunu t eşit sıfır için ele alacağız. Bu eşit eksi omega teta maksimum çarpı sinüs omega t artı fi şeklindedir. Bunu t eşit sıfır için ele aldığımızda dt nedir? d teta bölü dt v bölü l'dir. Bu v bölü l'dir ve bundan dolayı 0,3'e eşittir. Bu artı işaretlidir çünkü t eşit sıfırda açı artmaktadır. Bundan dolayı artıdır. Bunun v bölü l olduğunu nasıl biliyoruz? Hatırlayın. Bunu daha önceden tartışmıştık. Eğer sarkaç açıyı d teta miktarı kadar değiştirdiyse ve eğer buradaki yay bunu ds olarak alıyorum ve uzunluk l ise bu durumda dT'nin tanımı açı radyan biriminde olmak üzere DS bölü L'dir. Eğer her iki tarafı da DT ile bölerseniz bunu matematikçiler yapamaz fakat fizikçiler yapabilir. Bu durumda D bölü DT'yi elde edersiniz ve bu hız bölü L'dir. Burada D bölü DT'nin V bölü L olduğunu görüyorsunuz. Ve şimdi ikinci bir eşitliğe sahibiz. Şimdi sinüs V'yi çözebiliriz. Bu size yine iki açı verir. Bu size fi 2 açısını ve 180 derece eksi fi 2 açısını verir. Bunların her ikisinde sinüsleri aynıdır. Fakat bunlardan sadece birisiyle aynı olabilir ve bu sizin seçtiğinizdir. Değerimin artı 0,13 olduğu benim durumda ise fi eksi 0,82 radyan olarak buldum. Bu yaklaşık eksi 47 derecedir. Faz açısının fizikte fazla anlamı yoktur. Enteresan olan şey belki de eğer hızı t eşit sıfır anda sesseydik bu yöndeki hızı 0,3 metre bölü saniye olarak verseydik teta maksimumun değişmeyecek olduğunu söylerdik. Tabii ki hayır fakat fi değişirdi. Aslında bulduğumuz fi değeri artı 0,82 olurdu ve teta maksimumu eksi 0,13 radyan olarak almayı tercih edenleriniz için onlar hep birlikte farklı bir faz açısı bulacaklardır. Pekala. Şimdiye kadar bu tapaç bir çivi gibi hareketsiz olmalıydı. Hadi buna bir bakalım. Ve buna inanamıyorum. Neler oluyor? Neden hala döndüğünü anlayabiliyor musunuz? Neden sürtünme yok? Bu ne hal? Fiziğin temel kuramları tekrar tehlikede. Ve öyle görünüyor ki her defasında derslerde onları devirecek bir yol bulmalıyız. Sürtünme kinetik enerjiyi azaltmalıdır. Kafam son derece karıştı. Ona bakmayalım. Bundan nefret ediyorum. Bu açıklayamadığım bir şey. Onlardan nefret ediyorum. Ona bakmayalım. Hadi devam edelim. Her zaman dersin sonunda bakabiliriz ve ne yapıyor olduğunu görürüz. bu zamana kadar durmuş olması gerekir değil mi? Sonsuza kadar devam edemez. Şimdi yaylar hakkında konuşalım. Biraz önce sarkaçla ne yaptıysam yayla da benzer şeyleri yapabilirim. Bir bakıma t eşit sıfırda yayı biraz geleceğim ve onu serbest bırakarak salınmasını sağlayacağım. Biraz önce yaptığımla aynı fakat bu daha basit bir problem. Çünkü yay tam olarak bir boyutla hareket etmektedir. Yayın denge uzunluğu L olsun. Bu A noktası, onu B noktasına kadar geliyorum. Bu noktada bir darbe daha uyguluyorum. Şimdiki hiçbir değer vermiyorum. Ona bir vb hızı vereceğim ve burada C noktasında duracak. Yay sabiti k olsun. B noktasında t eşit sıfırdır. Basit harmonik hareket elde edeceğimizi biliyoruz. X eşit x maksimum. Bu x maksimum olacak. Ve bu x olacak. Ve bu da sıfır olan xa olacak. Böylece x eşit x max çarpı kosinüs omega t artı fi'yi elde edeceğiz. Önceden anlattığımızın aynısı biraz sıkmaya başladı değil mi? Omega eşit karekök m bölü k ve t eşit 2 pi bölü omega bu eşitlikleri sınavda vermeyeceğim. Peki şimdi x max nedir? Onu nasıl elde edeceğiz? Sağ kaçta nasıl yaptığımı gördünüz. Önce mekanik enerjinin korunumunu kullandım. Sürtünme yoktu. Daha sonra sizlere bunun iş enerji teoremiyle tamamen uyumlu olduğunu gösterdim. Peki şimdi ne yapacaksınız? x max'ı nasıl elde ederiz? Herhangi bir fikri olan? Herhangi bir teklifi olan? Haydi son 10 dakikadır bir şeyler öğrenmiş olmanız lazım. Herhangi bir fikri olan? Aynı olay. Başlangıç şartlarını biliyoruz. Basit harmonik hareket olduğunu biliyoruz. Ve maksimum yer değiştirmenin ne olduğunu bilmek istiyoruz. Konuşma cesareti olan herhangi biri? En kötü ihtimalle yanlış söyleyebilirsiniz. İnanın bana eğer bilmek istiyorsanız ben de çoğu zaman yanlış yapıyorum. Mekanik enerjinin korunumunu deneyebilir miyiz? Bunu kullanmada herhangi bir sorun var mı? Hiçbir sorun yok. Mekanik enerjinin korunumunu deneyelim. Mekanik enerjinin korunumu A'daki kinetik enerji artı A'daki potansiyel enerji eşit. B'deki kinetik enerji artı B'deki potansiyel enerji ve bunun da C'deki kinetik enerji artı C'deki potansiyel enerjiye eşit olması gerektiğini söyler. Doğru mu? Sürtünme yok, korunumsuz kuvvetler yok. Bu durumda bu geçerli olmak zorundadır. A'daki potansiyel enerji sıfır. Çünkü eğer x denge konumunda olan yer değiştirme ise yayın potansiyel enerjisinin 1 bölü 2 kx kare ile verildiğini hatırlayın. Böylece bu sıfır. Burada durduğu zaman sıfır. Bu dersi izlediğim zaman bir dil sürçmesini fark ettim. A'daki potansiyel enerjinin sıfır olduğu açık. Bu iyi. Fakat C'de cisim durmaktadır. Bu yüzden C'de kinetik enerji sıfır olmalıdır. Potansiyel enerji değil. Ve probleme doğru bir şekilde devam ettim. Çünkü buraya bu terimin aynısı olan 1 bölü 2 kx kare yazdım. Bu maksimum ulaştığı C'deki potansiyel enerjidir. Burada sıfır olan kinetik enerjidir. Ben kazara potansiyel enerjinin sıfır olduğunu söylemişim. Bu kesinlikle doğru değil. Böylece 1 bölü 2 m ve a'nın karesi eşit 1 bölü 2 m ve b kare eksi 1 bölü 2 k x kare elde ederiz. Bu, bu konumdaki potansiyel enerjidir ve 1 bölü 2 k x c kareye eşittir. x c'yi x max olarak seçtik ve bu durumda bunu bulmuş olursunuz. Eğer cismin nerede olduğunu söylersem bu sarkaçtaki başlangıç açısını yani teta sıfırı vermeye benzer. Cismin nerede olduğunu size söylüyorum. X, B'yi biliyorsunuz. Size cismi vereceğim hızın ne olduğunu söylüyorum. Bu durumda bunu biliyorsunuz. Maksimum yer değiştirmenin ne olduğunu hesaplayabilirsiniz. Tamamıyla aynı şeydir. Eğer iş enerji teoremini uygulamak isterseniz tam olarak aynı sonucu elde edeceksiniz. Gerçekten bu aynı şeydir. Şimdi Newton'un evrensel çekim kanununa dönelim. İnanın ya da inanmayın. Sanırım size sınavda Newton'un evrensel çekim kanunu bile vereceğim. Buna ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Fakat bunu sınavda vereceğim. Güneşin etrafında dolanan dünyayı alalım. Ve yörüngesini yaklaşık olarak bir daire şeklinde çizelim. Dünya burada. Güneş burada, Güneş'in kütlesi ve yörünge çapı büyük R. Dünya bir yörünge hızına sahip, onu v yörünge olarak adlandırıyorum ve cismin bir omega açısal hızı var, belli bir açısal hızla dönüyor. Ve sistem üzerinde merkezcil kuvvetiyle aynı olan bir çekim kuvveti olmak zorundadır. Bu cismin bir dairesel yörüngede dolanmasının tek yoldur. Böylece çekim kuvveti eşit, güneşin kütlesi çarpı, dünyanın kütlesi çarpı, G bölü R'nin karesidir. Çekim kuvveti. Fakat aynı zamanda merkezcil imeğe de eşit olmalıdır. Ve buradaki dünyanın, kütlesidir ve aynı zamanda bu Dünya'nın kütlesi çarpı yörünge hızının karesi bölü yörüngenin yarıçapıdır. Eğer bunu omega cinsinden de yazmak isterseniz bu da olabilir. Buraya bakın. Dünya'nın kütlesini götürürsünüz. Eğer yörünge hızının ne olduğunu bilmek isterseniz bir tane r'yi götürürsünüz ve böylece yörünge hızının Güneş'in kütlesi çarpı G bölü R'nin 1 bölü 2. kuvveti olarak bulursunuz. Bu yaklaşık olarak 30 kilometre bölü saniyedir. Bunu kilometre bölü saniye biriminde vereceğim. Fakat kesinlikle hesaplama yaptığınız zaman diğer birimlere çevirmeden önce daima MKS birimini kullandığınızdan emin olun. Güneşin etrafında dönme periyodunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu iki pi r bölü yörünge hızıdır ve bu yaklaşık olarak 365,5 gündür. Bir yıl. Bu güneşin etrafında dolanmamız için geçen süre. Şimdi güneşin etrafında yörüngede dolanan dünyanın kinetik enerjisinin ne olduğunu merak ediyorum. Bu oldukça basit. Çünkü bunun 1 bölü 2 çarpı dünyanın kütlesi çarpı yörünge hızının karesi şeklinde olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu gerçekten çok zor değil. Yörüngedeki dünyanın kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı dünyanın kütlesi çarpı yörünge hızının karesidir. Bu eşitliğin karesini alıyorum. Oradaki 1 bölü 2'den kurtuluyorum. Bu durumda dünyanın kütlesi çarpı güneşin kütlesi çarpı g bölü r elde ederim. Bu yörüngedeki kinetik enerjidir. Burada 1 bölü 2 olmalı. Ne zaman bir şeyi kaçırsam siz mutlaka müdahale etmelisiniz. Orada 1 bölü 2 var. Bu aynı zamanda potansiyel enerjinin yarısının negatifine eşittir. Ve potansiyel enerjinin eksi m güneş çarpı M dünya çarpı G bölü R olduğunu hatırlayın. Burada artı 1 bölü 2 ve burada ise eksi 1 bölü 2 görmektesiniz. Ve bu gerçekten potansiyel enerjinin yarısının negatifidir. Güneşin etrafında dolanan dünyanın toplam enerjisi nedir? Bu potansiyel enerjiyle kinetik enerjinin toplamı anlamına gelir. Kinetik enerji eksi 1 bölü 2 U potansiyel enerji ise u olduğundan toplam enerji artı 1 bölü 2 u olur. Bu toplam enerjinin negatif olduğunu söyler çünkü u'nun kendisi negatiftir. Bu aynı zamanda eksi k'ya eşittir. Bu değerin ne kadar büyük olduğunu sadece z olsun diye hesapladım. Bu negatif bir değer Ne kadar büyüktür? Bu yaklaşık olarak eksi, 2,7 çarpı 10 üzeri 33 jüldür. Son derecede negatif. Eğer sıkılırsak ve güneş sistemini terk etmek istersek bu durumda kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Eğer dünyaya bir roket monte eder ve roketi ateşlersek güneşten ilk ve son defa kurtulmak ve asla geri gelmemek için ne kadar hız gerekir? Yapmak zorunda olduğumuz şey dünyanın toplam enerjisini sıfır yapmaktır bu durumda sonsuzluğa doğru yol alacak ve sonsuza vardığı zaman sıfır hıza sahip olacaktır. Bunu nasıl sıfır yapabilirim? Kinetik enerjiyi tam olarak K şeklinde eklemeliyim. Çünkü eksi K artı K sıfır eder. Eğer kinetik enerjiyi K olarak eklemek zorundaysam bu durumda roket ateşlendikten sonraki değer tam olarak 2K olacaktır. Potansiyel enerji değişmemektedir. Çünkü siz oradayken roketi ateşlediniz. Roket ateşlendikten sonra hala aynı konumdasınız. Böylece potansiyel enerjiniz değişmemiştir. Fakat kinetik enerjiniz iki katına çıkmalıdır. Eğer iki katına çıkmazsa bu sıfır olamaz. Aha! Fakat eğer kinetik enerji iki katına çıkarsa bu durumda hız ikinin kare kökü ile orantılı olarak artmalıdır. Çünkü kinetik enerji hızın karesi ile orantılıdır. Böylece ihtiyacınız olan kurtulma hızı kare 2 çarpı yörünge hızı olmalıdır ve bu dünya için karekök 2 çarpı 30 yani yaklaşık olarak 42 kilometre bölü saniye olacaktır. Enerji kavramını göz önüne alarak toplam enerji ile kurtulma hızı arasındaki bağ kurabilirsiniz ve tüm olayı tutarlı yapabilirsiniz. Bütün bir ders boyunca direnç kuvvetlerinden bahsettik. Hala bu dersin numarasını hatırlıyorum. 12 numaralı derste Çünkü o derse bu muhteşem hesaplamaları ile bu numerik çözümlemeleri yapan lisansüstü öğrencim Dave Pulley'in yardımıyla başka herhangi bir derse hazırlandığından daha fazla hazırlanmıştı. Ve biraz direnç kuvvetleri hakkında konuşalım. Eğer bir cisim hava ya da sıvı gibi bir ortam boyunca hareket ederse daima hıza ters yönde etki eden bir direnç kuvveti vardır. iki terimden oluşmaktadır. K1 çarpı V bu sürat ve daima pozitiftir. Artı K2 çarpı V kare ve bu hızın birim vektörüdür. Daima hıza ters yönde etki etmektedir. Böylece bu direnç kuvvetlerinin büyüklüğüdür. Özellikle küre örneklerini kullanarak bu konuyu ele almıştık. Hatırlıyor musunuz? Bazı önemli deneyler yapmıştık. Küreler için K1 eşit C1 çarpı R ve K2 eşit C2 çarpı R karedir. Ve mısır şurubu kullanarak bazı deneyler yapmıştık. Ve şurup için C yaklaşık olarak 160 ve C2 yaklaşık olarak 1,2 çarpı 10 üzeri 3 kilogram bölü metreküp idi. Bu yoğunluk olduğu için birimi daima hatırlarım. Aslında bu şurubun yoğunluğundan daima biraz daha küçüktür. Bunun birimi daha karmaşık fakat bunu kendiniz çıkarabilirsiniz. Ve orada 1 bölü 8 inçten çeyrek inçe kadar çelik rulman bilyelerimiz vardı ve onları mısır şurubu içerisine atmıştık. Eğer şimdi çeyrek inç olan bir yeri alırsak bu durumda bunun kütlesi yaklaşık 0,1 gramdır. çeliğin yoğunluğunu biliyoruz ve buradan kütleyi elde edebilirsiniz. Sadece dediklerime inanın. Şimdi şöyle bir soru soruyorum. Eğer çelik rulman bilyesi düşmeye başlarsa ulaşacağı hız nedir? Başlangıçta bu topa etki eden sadece MG kuvveti ve biraz da çok küçük olan direnç kuvveti vardı. Ve hız arttıkça direnç kuvveti büyüyecek ve öyle bir zaman gelecek ve Mg'ye eşit olacaktır. Ve bu durumda cisim artık ivmelenemeyecek ve artık limit hıza ulaşacaktır. Peki limit hızı için koşullar nelerdir? Bu terim Mg'ye eşittir. Diğer bir de işte bu C1r ve artı C2r kare v kare. G'ye eşit olur ve bu durum gerçekleştiği zaman limit hızı elde ederiz. Bu DT cinsinden ikinci dereceden bir denklemdir. c 1 c 2 ve çelik rulman bilgilerinin yarı çapını ve kütlelerini biliyorsunuz. Böylece bu denklemden limit hızı elde edebilirsiniz. Bu ikinci dereceden bir denklem olduğundan iki çözüm elde edeceksiniz. Göreceğiniz gibi birisinin herhangi bir fiziksel anlamı olmayacaktır. Böylece fiziksel olarak anlamlı olanı alacaksınız. Fakat eğer bunu yaparsanız bu yapılacak aptalca bir şey olmuş olur. Bu arada bunu basınç terimi olarak adlandırırız ve bu terim viskoz terimi olarak adlandıracağımız bu terimin yanında ihmal edilebilir. Basınç teriminin ihmal edilebileceğini nasıl bilebiliriz? Peki öncelikle şu soruyu soralım. Viskos terimi ile basınç terimi ne zaman, hangi hız değeri için aynı olur? Şimdilik burada T'lerin olduğunu göz önüne almayın. Sadece bu terim ile bu terimin aynı olduğunu bilmek istiyoruz. Bu sadece limit hız diye adlandırdığımız hızın C1 bölü C2 çarpı R'ye eşit olduğu zamanki durumda elde edilebilir. Bu durumda bu terimin tamamıyla buna eşit olduğunu göstermek çok kolaydır. Bu değerlerin ne olduğu çok kritik değildir gerçekte kritik hız yanlış bir isimlendirmedir. Fakat biz bu isim veriyoruz. Sadece bu iki terimin eşit olduğunu ifade etmek için kullanılır. Sadece bunu ifade eder başka bir şey değil. Eğer çeyrek inç çapına sahip çelik rulman birliği için hesaplarsanız R'yi ölçebilirsiniz ve kritik hızın yaklaşık 100 mil bölü saat olduğunu elde edersiniz. Ve biz çeyrek inç çapına sahip çelik rulman birliği şurup içine attığımız zaman hızının bu 100 mil bölü saatlik hızın yakından bile geçemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Böylece hız 100 mil bölü saat değerinin çok altında kalır ve bu durumda bu terim baskın olacaktır ve bu terim ise tamamıyla ihmal edilecektir. Ve eğer bu terim ihmal edilirse limit hızın hemen mg bölü c1r olacağını görürsünüz. Ve bu arada bu hız çeyrek inç çapına sahip olan çelik rulman bileği için yaklaşık 2 cm bölü saniye civarındadır. 100 mil bölü saat olan kritik hız değerinin çok çok altında bir değerdir. Yapmış olduğumuz şey 4 santimetrik mesafe boyunca bu çelik rulman bilyeler için düşüş zamanlarını hesaplamaktı. Ve eğer 4 santimetrik mesafe için gidecek zamanı biliyorsanız limit hızı biliyorsunuz demektir. Ve biz çelik rulman bilyenin kütlesini yarı çapını biliyoruz ve C1'i, hayır C1'i bilmiyoruz. Bu şekilde C1'i bulabileceğinizi size göstermek istedim. Sürete geçiyorsunuz. R ve M'yi biliyorsunuz. c 1i ölçebilirsiniz. Ve bunu bu sabah derslerince önce yaptım. Ve bu değerin 160 olduğunu hesapladım. Aksi takdirde bu değeri bilemezdim. C1 son derecede sıcaklığa mıdır Aslında bu iki ders arasında bile değişebilir. Eğer sıcaklık artarsa C1'in değeri düşer. İşte bu şekilde C1'in değerini ölçebilirsiniz. Tamam, şimdi momentumun korunumundan bahsedelim. Önceki bir derste momentumun korunumundan bahsettik. Aileleriniz buradaydı. Ve sadece tamamen esnek olmayan çarpışmaları ele almıştık. Her ne zaman cisimlerden oluşan bir sistem üzerine etkiyen bir dış kuvvet olmadığı zaman momentum korunmalıdır. Bu sistemler çarpışabilirler, yangınlara sebep olabilirler, patlayabilirler, parçalara ayrılabilirler. Fakat momentum herhangi bir dış kuvvetin olmadığı durumda korunacaktır. Bu oldukça anlaşılması zor bir durumdur. Kinetik enerji yok edilebilir fakat tüm sistem üzerinde etkiyen net bir dış kuvveti yokluğunda momentum asla yok edilemez. Burada bir M1 cismimiz var. Hızı V1 ve M2 cismimiz ve hızı V2. Bunu oldukça basitleştirelim. M1 1 kilogram, V1 3 metre bölü saniye, M2 2 kilogram. Bunu 5 metre bölü saniye yapıyorum. Ve V2 3 metre bölü saniye. Momentum korunur. Böylece M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşit M1 artı M2 çarpı V üstü olmalıdır. Tamamıyla esnek olmayan bir çarpışma. Birbiriyle çarpışır ve birbirine yapışırlar. Toplam kütle M1 artı M2 olur ve onlar ya bu yönde ya da bu yönde giderler. Fakat ne olursa olsun bunu V3 hızlı olarak adlandırıyorum. Çarpışmadan sonraki durum. Üzerlerinde vektör işaretleri unuttuğumu çünkü bunun bir vektörel eşitlik olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet, onları bilerek unuttum çünkü bu bir boyutlu bir durum. Daima vektör işaretlerini atabilirsiniz çünkü işaretler yönleri içerecektir ve siz elbette cömert olmak zorundasınız ve ihtiyaç duyulduğunda eksi işaretini koymanız gerekir. M1V1 1 çarpı 5'e eşittir. Bu artı 5 eder. M2V2 negatif olacaktır. Çünkü bunu eksi 3 olarak almalıyım. Böylece eksi 6 elde ederim. Bu durumda çarpışmadan önce de sonra da momentum eksi 1 olmalıdır. Ve bu 3 çarpı V üstüne eşit olmalıdır. Ve böylece V üstü eksi 1 bölü 3 metre bölü saniye olacak. Ve böylece cisimler birbirine yapışacak ve çarpışmadan sonra onlar 1 bölü 3 metre bölü saniyelik sürat ile hareket edeceklerdir. Kinetik enerji neredeyse kayboldu. Hiçbir şey kalmadı hatırladınız mı? Açıkça bu sürtünmeden dolayıdır. Dış sürtünme değil, hiçbir dış sürtünme yok. Çünkü eğer bir dış sürtünme olsaydı momentum korunamazdı. Onlar iki araba enkazı gibi düşünün birbirinin içine girmişler. Ateş çıkıyor birbirine sürtündüklerini, metalin metale sürtündüğünü görüyorsunuz. Çok miktarda ısı açığa çıkıyor ve kinetik enerji kaybı. Fakat momentum korunuyor. Çünkü bu sürtünme kuvvetlerini hepsi dahili sürtünme kuvvetidir. Bu normaldir. Bunun anlaşılması zor olmasının sebebi de budur. Şimdi bu çılgın cismin durma noktasına geldiğinden emin olalım. Eğer durmamışsa ne yapacağımı söylemesem daha iyi. Aman Allah'ım hala dönüyor. Şimdi bunun sizlere uykusuz geceler geçirteceğini fark ettim. Fakat diğer taraftan sınav yaklaşıyor. Sizlere bunu unutmanızı öneririm. Bunu hiç görmemiş olduğunuzu varsayın. Bunu asla olmadığını varsayın. Bu sizleri daha mutlu eder. Tamam gelecek derste görüşürüz ve iyi şanslar.